Yine hepimizi yeni bir haftaya gülümseterek mutlulukla başlatan bir olayla beraberiz. Yine evlatlarımız için, eğitim için güzel bir şeyler yapıyoruz. Şehit Kamil Belediye'miz gerçekten çok güzel işler yapıyor. Yani ben ilçeyi gezdiğim zaman, belediyenin yatırımlarını gezdiğim zaman çok etkilendim. Sadece ben değil, oraya gelen herkes, ki Turizm Bakanımızla yeni yapılan Şehit Kamil Devlet Tiyatrosu salonunu gezdik. Geçen ilgili genel müdürümüz Tamer Karadağlı Bey gezdi. Güzel Sanatlar Genel Müdürümüz geçen gün gelip yine o bölgede belediyenin yaptığı faaliyetleri gezdi. Ve hepsi çok büyük bir mutlulukla ayrıldılar ve bana şunu söylediler. Birçok büyük şehirde görülmeyen kalite ve içerikte yatırımlar. Bunu niye söylüyorum? Konu eğitim. Ama ben bunu söylüyorum. Çünkü her birinin içinde eğitimle ilgili, öğrencilerle ilgili, gençlerle ilgili çok güzel şeyler var. Her birinde kütüphaneler, okuma alanları, ders çalışma alanları var. Yani sadece buradaki protokolle bağıtlı bir eğitim ve öğrenci odaklı yardım ya da çalışma değil Şehit Kamil'de yapılan. Her boyutuyla her an tüm detayların düşünüldüğü. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Yani paydaşlarımızın, beraber çalıştığımız arkadaşlarımızın öğrenciye, eğitime bu kadar hassasiyet göstermesi, bu kadar önem vermesi bizi hem gururlandırıyor, hem mutlu ediyor, hem de işimizi kolaylaştırıyor. Şimdi önümdeki protokollerde protokol No 37, protokol No 38 yazıyor. Yani bu kentteki insanlar, kurullar, kurumlar ve özellikle de belediyeler eğitimle ilgili işte valiliğin, kaymakamlıkların, milli eğitimin yaptıklarına neler ekleyebiliriz diye adeta yarışıyor. Bu yarışın en önemli müsabıklarından birisi de Rıdvan Başkanımız. Gerçekten ben hasleten teşekkür ediyorum. Bugün söyledikleri gibi iki ayrı protokol imzalıyoruz aslında. Birinde %1'e giren öğrencilerimizin desteklenmesi. Tabii biz GAGEV olarak bu uygulamayı yapıyoruz. Bu sene Şehit Kamil ve Şahin Bey belediyelerimiz kendi belediye sorumluluklarındaki %1'lik öğrenci dilimlerini kendileri oradaki katkılarının yerinde üstlendiler ve oradaki katkılardan daha fazlasını vererek bu öğrencilerimizin ihtiyacını gidermiş oldular. Bu arada şunu özellikle ifade etmek isterim. %1'e giren öğrencilerimizin aldığı burslar başarı burslarıdır. Bunun dışında Şehit Kamil Belediye'miz, ilgili kurumlarımız ve bizler sosyoekonomik anlamda maddi durumu çok iyi olmayan öğrencilerimize ayrıyetten burslar da veriyoruz. Yani başarı bursunun dışında destekleme burslarımız da var. Onu da özellikle ifade etmek isterim. Bu tabii bizim için çok önemli. Diğer konu, onu ayırmak istedim. Özellikle önemli. Biz burada sanayicilerimizle, ticaret erbabıyla veyahut da şehrin değişik kesimleriyle, örneğin Küsket'le, örneğin sanayi odamızla, örneğin her bir iş adamımızla konuştuğumuz zaman mesleki eğitim, mesleki eğitim, mesleki eğitim diyoruz. Rıdvan Başkan'ın buradaki hassasiyeti çok iyi fark etti ve mesleki eğitimdeki öğrencilerimize, 9. ve 10. sınıftaki öğrencilerimize bu desteği uygulamaya başladı. Artık bu bir, kendi söylediği gibi, geleneksel bir olaya da dönüştü. Benim için çok kıymetli. Çünkü mesleki eğitime giden öğrencilerimiz için ekstra neler yapabiliriz diye biz de hep kendimize soruyoruz. Dolayısıyla bu anlamda da hassasiyeti için Rıdvan Başkanımı ve Şehit Kamil Belediye'mizi tebrik ediyorum. Elhamdülillah, söylediğim gibi eğitimle ilgili neler yapabiliriz diye yarışan bir kentteyiz. Bu sene 680 binden fazla, en son 690 bin oldu değil mi? Öğrencimiz, 692 bin öğrencimiz Gaziantep'te eğitim öğretime devam eder halde, üniversite hariç. Dolayısıyla çok yüksek bir sayı.
ve birçok ilin nüfusundan bile daha yukarıda bir sayı. Dolayısıyla bu destekleri aynı şekilde devam ettirmek lazım diyorum. Örnek oldukları için de kendilerini tebrik ediyorum. Olayı yönlendirmeleri, koordine etme anlamında kıymetli İl Milli Eğitim Müdürümü ve göreve yeni başlamış olmasına rağmen çok kısa bir sürede ilçenin tüm detaylarına, hassasiyetlerine ve özellikle eğitim konularına hakim olarak aynı koordinasyonu sağlayan ve dört elle gelir gelmez yıllardır burada çalışıyormuş gibi işleri sahiplenip devam ettiren Ömer İlmi Kaymakamımıza ve bu imkanları sağlayan kıymetli belediye başkanım Rıdvan Bey ve tüm ekibine teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum. Öncelikle kurumlar arası işbirliği çerçevesinde geleneksel hale getirdiğimiz bu protokolde ben vermiş olduğunuz destek için teşekkür ediyorum. Eğitimin her kademesine destek verebilmek adına okul öncesinden başlayıp mezun olmuşlara kadar verilen destekler değişik noktalarda kurumumuz tarafından hep birlikte icra ediliyor. Bugünkü yapacağımız protokolde gerçekten Gaziantep üreten bir sanayi şehri olarak özellikle de ara eleman noktasında sıkıntı çekilen bir şehir olması münasebetiyle eğitimde özellikle meslek liselerini tercih eden yavrularımıza destek olabilmek maksadıyla velilerine yapılan eğitim desteği. Bunu senenin iki etabında yapıyoruz. Bir ilk dönem, bir ikinci dönem olmak üzere velilerinin hesabına aktarıyoruz ki bu çocuklarımızın hiç olmazsa eğitim alanında alacakları destek belediye tarafından da desteklenmiş olsun. Diğer taraftan sizin başlatmış olduğunuz özellikle belirli bir dilim içerisinde liseye girişte başarı gösteren öğrencilerimize destek olabilmek. Bu noktada da o çocuklarımızın daha ileriye emin adımlarla koşabilmesi adına böyle bir alınan karar vardı. Bu kararda da Şahin Bey Belediyesi kendi bölgesinde, Şehit Kamil Belediyesi olarak biz de kendi bölgemizde ikamet eden çocuklarımızın velilerinin hesaplarına bu kaynakları aktaracağız. Ben vermiş olduğunuz destekler için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum Sayın Valim. Bugün okulların açıldığı 3. haftanın başı pazartesi günü. Yine harika 2 tane eğitimle ilgili protokol imzalayacağız. Bu sefer masanın verisinde Şehit Kamil Belediye Başkanımız var. Saygıdeğer valimizin himayelerinde burada bu fuaye salonunda çok güzel Gaziantep'in eğitimine ve diğer kurumlarına dair çok güzel protokoller imzalanıyor. Bugünkü protokolün konusu %1'lik dilime giren LGS'de Şehit Kamil'de ikamet eden öğrencilerimize verilecek burs. Daha önce Şahin Bey'inkini imzalamıştık. Bugün Şehit Kamil Belediyesi, Şehit Kamil ilçemizde ikamet eden 134 öğrencimize burs ile ilgili protokol imzalanacak. Yine diğer bir proje, protokol, meslek liseleri 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencilerinin tamamına. İkinci bir protokol masada, onları imzalayacağız. Ben Sayın Başkanıma daha önce milli eğitimimize, Gaziantep eğitimine vermiş olduğu hem kitap destekleri için, hem yardımcı kaynaklar için, hem spora dair, sporcuya dair destekleri için, daha önce yine meslek liselisi öğrencilerine burs vermişti. Onun için öğretmenlerimiz adına öğretmenler gününde geçen yıl bir okul bağışlamıştı. İnşallah birkaç hafta içerisinde onun açılışını yapacağız. Onun için yine bu zamana kadar vermiş olduğu kırtasiye desteği için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Himaye eden saygıdeğer valimize ve Şehit Kamil özelinde Sayın Kaymakamımıza şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı ve mübarek olsun. Biz teşekkür ederiz Sayın Valim. Himayelerinize, Sayın Belediye Başkanımıza, Milli Eğitimimize, gerçekten öğrencilerimize, velilerine yönelik eğitim öğretim zamanında yaptıkları bizim için. İnşallah devamında da güzel hizmetleri hep beraber imza atarız. Belediyemize, başkanımıza, tüm ilgililere katkısı olarak teşekkür ederim efendim. Sağ olun.